Sen burada bekleyebilirsin. Merhabalar. İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Hoş geldiniz. Güzel vakit geçiriyor musunuz? Evet, çok. Şahane. İyi eğlenceler. Kanepeler harikulade Aras. Tadına baksana. Bakayım. Babacığım. Kızım, hoş geldin. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Dedem nerede? Gösterim salonunda. Ben bir ona uğrayayım. Tabii. Dedeciğim, yarın şirkette konuşuruz demiştin. Bak, bugün arşivde ne buldum? Hatırladın mı? İlk karneyi aldığınız gün. Hatırlamaz mıyım? Her zamanki gibi Figen'in notları yine benimkilerden iyiydi. Anlat bakalım, Figen'in nişanlısını neden böyle alelacele şoför olarak işe aldın? Eskisinin nesi vardı? Yıllardır pek memnundu. Gene iyilik etmek istedim. Nişanlısı Kenan, yani benim yeni şoförüm, işsiz kaldı. Maddi bir zorluk içine girdiler. Ben de düğüne zeval gelmesin diye onlara böyle bir güzellik yaptım. Sevda, bu Kenan denen oğlanla dün gece ne kadar samimi olduğunuzu gördüm. Sen Figen'den ne istiyorsun? Nedir alıp veremediğin bu kızla? Benim Figen'le ne alıp veremediğim olabilir ya, dedi. Sevda, evladım. Figen'i rahat bırak. Yeter. Uğraşma artık bu kızla. Sen ayrı, Macide ayrı. Yıllardır yapmadığınız kalmadı. Bu kızın işinden gücünden başka uğraştığı hiçbir şey yok. O olmasa köşte hiçbir şey doğru dürüst işlemeyecek. Nedir alıp veremediğin bu kızla? Siz kardeş gibi büyümediniz mi? Keşke seni tanımamış, keşke sevmemiş olsaydım. Zincire vurulmuş gibi sana bağlanıp kalsaydım. Aşkın mahpushane, içimde ben mahkum. Saçların parmaklık, gözlerin gardiyan olmuş. Aşkın mahpushane, içimde ben mahkum. Saçların parmaklık, gözlerin gardiyan olmuş. İçinde ben ziyan oldum, İçinde ben ziyan oldum. Dede, bu kız bizim hizmetçimiz, değil mi? Ben hangi okula gittiysem, sen bu kızı kendi ellerinle benim okuluma göndermedin mi? Ben ne giydiysem aynından gidip almadın mı? Sen bu hizmetçi kızla kendi öz torununu, beni aynı kefeye koydun. Sevda. Dede, hadi bunları yaptın. Hadi bunları yaptın. Neden beni hep onunla kıyaslamak zorundaydın? Niye hep onu takdir etmek zorundaydın? Figen çok çalışkan, Figen pek cevval, Figen çok şöyle, Figen. Ya sen kendi öz torunun Sinan'ı bile korumuyorsun dede. O Cemre denen evlatlık çocuğun canı bile senin için daha kıymetli. Sevda, bizim paramız var diye, bizim soyadımız Rona diye hiç kimseden üstün değiliz. Hiç kimseyi ezmeye hakkımız yok. Sen de buna göre davranacaksın. Kulaklarını açıp benim sözlerimi dinleyeceksin. Başka bir şey var mı dedeciğim? Yok kızım.
Öyleyse ben davetlilerle ilgileneyim. O gün yazlıkta sen önce Figen'e elini uzattın. Korkma Figen, ben buradayım. Hayır dede. Gel. Beni değil, Figen'i önce kurtardın. Dede, ne olur beni de kurtar. Hadi gel sen de. Çocukken, gençken, büyürken sen hep Figen'i korudun. Ve Figen bunu hep bana karşı kullandı. Pertev, çok uzun seneler sinema sektöründe çalıştıktan sonra onu reklam sektörüne transfer etti. Kendisi çok çok yetenekli bir yönetmen. Ayrıca da bizim aile dostumuz. O senin teveccühün Aras'cığım. Yeni reklam filmimiz için kafamda öyle projeler var. Öyle projeler var ki duyunca inanamayacaksın. Seti de bizim köşkün oradaki gölete taşıyalım. Zaten manzarası da çok güzel biliyorsun. Rica ederim. Mayo reklamı gölette mi çekilirmiş? Bütçemiz yok diyorum. Çok iyi düşünmüşsün Aras'cığım. Oranın ambiyansı inanılmaz. Renkleri de hep pastel tonunda. Sen gerçek bir reklam dehasısın Aras'cığım. Bak, bak tüylerim diken diken oldu. Ne kadar enteresan hatlar. Ve ne kadar anlamlı bir yüz. Filmlerde oynamak ister misiniz? Afiyet olsun. Sağ olun. Ne kadar enteresan. Ben geliyorum. Ne kadar enteresan bir yüz. Merhaba. Ben Pertev. Figen'cim. Benimle biraz gelir misin? Seninle biraz konuşalım istiyorum Figen. Benim seninle konuşacak tek bir kelimem bile yok Sevda. Anlayamadım. Ne münasebet? Ben seninle konuşmak isteyeceğim ve sen istemeyecek misin? Farkında mısın bilmiyorum ama çalışıyorum ben şu an. Eğer istersen işim bittiğinde tekrar gel. Sen gerçekten haddini aşıyorsun Figen. Kov istersen.